أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو الذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي Leave.
ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم الفاتحة صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün ashabıyla beraber mescitte otururken zavallı, gariban, aç bir sahabe geliyor. Bir muhacir. Ve Efendimiz'e aç olduğunu, ona bir şeyler vermelerini istediğini söylüyor. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hane-i Saadet'e haber gönderiyor. Varsa biraz yiyecek, şu garibana, şu fakire verin diye. Müminlerin anneleri haber gönderiyorlar. Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederiz ki, evde sudan başka hiçbir şey yok. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bu kardeşinizi kim misafir etmek ister? Der. Ve orada Ensar'dan Ebu Talha, kendisi de aç, kendisi de fakir, kendisi de muhtaç. Ben ya Resulullah diyor, ben onu misafir ederim. Ve hemen misafirini alıyor, eve götürüyor. Hanımına da Peygamber Efendimizin şu misafirini güzel bir şekilde ağırlayalım. Evde yemek var mı, yiyecek bir şeyler var mı diye soruyor. Hanımı da çocukların yiyeceğinden başka hiçbir şey yok, diyor. Bunun üzerine Ebu Talha, o zaman çocukları biraz oyala, dışarıda biraz oynasınlar, sen yemeği hazırla. Eğer ısrar ederlerse onları uyut, onlar uyusunlar. Ve misafir içeri girdiği zaman bir bahaneyle lambayı da kapat, o yesin, biz de yemiş gibi yapalım. En azından Peygamber Efendimizin bize gönderdiği bu misafiri doyuralım, diyor. Ve aynen o şekilde yapıyorlar. Çocuklar için hazırlanmış yemeği Ebu Talha'nın eşi odaya getiriyor, ışığı söndürüyor. Ebu Talha ve eşi yemiş gibi yapıyorlar, o misafiri o şekilde doyuruyorlar. Ertesi gün Ebu Talha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor ve durumu ona daha izah etmeden Efendimiz ona diyor ki, dün gece misafirinize yaptığınızdan dolayı Allah-u Teala sizden razı oldu. Ve bunun üzerine bir ayet iniyor. Ayet şöyle diyor. Estağfirullah. Onlardan, yani muhacirlerden önce o yurda, yani Medine'ye yerleşmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar, hicret edenleri, yani muhacirleri severler. Onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. Kendileri son derece ihtiyaç içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Sadakallahu lazim. Evet, bizler tabii bir ensar, bir muhacir gibi birbirimize belki şu anda yardımlaşmıyoruz ama Ramazan ayı yardımlaşma ve dayanışmanın zirve yaptığı bir aydır. Hatta Ramazan ayının diğer bir adı yardımlaşma ayıdır. Biz de yine Ramazan'ın üçüncü gününde
yine Diyarbakır'ımızın tarihi Hazreti Süleyman Camii'nde değerli bir konuğumla birazdan inşallah iftar sevinci programında olacağız. Diyarbakır'ımızın önde gelen seydalarından, aynı zamanda Ulu Cami emekli imamlarından Sayın Molla Sait Yaz Hocam konuğum olacak. Onunla biraz yardımlaşmayı, Ensar-ı Muhacir'i konuşacağız. Aynı zamanda değerli kardeşim Mustafa Altıntop da güzel ilahileriyle bizlere eşlik edecekler. Hadi buyurun hep beraber iftar sevincine. El-Beşir en-Nedîm Es-Sirac-ı-Munîr Khatem-el-Enbiya Habibi erdu sema ya Muhammed Mustafa tü tebibi derdu gemma ya Muhammed Mustafa ya Muhammed Mustafa tü dermani elema ya Muhammed Mustafa tü rahma ser alema ya Muhammed Mustafa rahmet Rabbi meyce Muhammed ey Nebi vecihe teroni kiriyel Erdu esmana tevil Erdu esmana tevil Canu malime mümüna tev kurbana tevi Best kalbime aşıkat evina teherhebi Evina teherhebi Canu malime mümüna tev kurbana tebi Best kalbime aşıkan evina teherhebi Evina teherhebi Kulkiyeti tü ahire peygamberan Yine kesvekte bi kıymet Tüyi her taca sera Tüyi her taca sera İftihara alema İtü dü her vektu dera Taj sidre tül münteha Bihice tehte sera Evinda Tekin hevi kül van beki nezer Vakti işaret jitedi Bu düşek levra kemer Bu düşek levra kemer Çevli hev ya kütübe jigotinin şeri şeker Lev bu aşkı fırdı kuyinin Tüm salatan bi kader Tüm salatan bi kader Çevlehev ya kütübeci gotinin şerin şeker
لو بعشق فردقين تم صلاة بقدر تم صلاة بقدر Evet değerli izleyenler, değerli Seydam Molla Said Yaz hocamla inşallah Ensar ve Muhaciri yardımlaşmayı konuşacağız dedik. Hocam öncelikle hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sağ olun. İyisiniz inşallah. Sizi sormalı efendim. Hamdolsun, Allah razı olsun. Şimdi demin de bir örnek verdik. Yani ashab arasında, Ensar ve Muhacir arasında müthiş bir dayanışma, müthiş bir yardımlaşma. Birazdan inşallah onların örneklerini sizler de verirsiniz ama öncelikle ensar nedir, muhacir nedir? Bu kavramlar üzerinde biraz durmak istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz konuya girmeden önce bir şeye dokunmak istiyorum. Buyurun. Burayı bilmeyenler için, belki yurt dışında olanlar için, belki Diyarbakır'ın dışında yaşayıp hiç Diyarbakır'ı görmeyenler için izleyici kardeşlerime bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Şu anda bizim bulunduğumuz yer, tüylerin diken diken olduğu yerdir. Öyle bir yer seçmişsiniz ki vahyin Anadolu'ya geldiği yerdir. Muhacirlerin kendi memleketlerinden hicret ettikten sonra sadece Medine'ye değil bir hicret yoluydu fetih yolu. Diyarbakır'a geldiklerinde henüz Anadolu'ya iman ve Kur'an girmemişti. İşte şu sol tarafımızda bulunan üniversite caminin karşısındaki hemen caminin üzerinde bulunduğu tepeye çadır kurdular. Oradan surun içinden içeri girdiler ve Kur'an'ın ilk tabiri caizse ayak bastığı toprak ta da burası. Anadolu da burası. Tam da burası. Aynen. Diyarbakır Anadolu'ya açılan vahyin ve imanın kapısıdır aynı zamanda. Buradan Anadolu'ya Kur'an gitti ve iman gitti. Evet. Onun için mekanımız çok değerli bir mekan. Zamanımız da Ramazan olma hasebiyle çok değerli bir zaman. Seçtiğiniz konu da çok değerli bir konu. Ensar ve Muhacir. Bu arada özür dilerim. 27 şehit sahabe de burada metfun değil mi? Aynen öyle. Onu da 27 tane şehit sahabe yanı başımızda hemen. Evet. Onların manevi bereketini hissediyoruz elhamdülillah. Ben zaten bu camide de 7 yıl vazife yaptım. Evet. Değerli kardeşim, şimdi Ensar kimdir? Malum haliniz Kur'an Mekke'ye nazil oldu. Kur'an Mekke'ye inerken orada şirk imparatorluğu vardı. Yani şirk site devleti vardı. Kur'an geldiği zaman müşrik olan insanlar kendi örf ve adetlerini, yüzyıllar boyu devam eden adetlerini bıraktılar, dinlerini bıraktılar. Gelen vahye kulak verdiler. Sadece kulak değil, canlarını, ruhlarını, bedenlerini ortaya koydular. Lebbeyk dediler peygambere. Bu lebbeyk demek böyle kolay da bir şey değildi. Evet. Ödül almak için büyük bedeller gerekiyordu kardeşim. Büyük bedeller ödediler. Eziyet, işkence ve ızdıraplar, boykotlar, açlıklar dönemi, ondan sonra sürgünler dönemi, hicretler dönemi bir arkasını kovaladı. Ta ki dayanamadıkları zaman Peygamber Efendimiz onlara Habeşistan'a, sonra da Peygamber Efendimizle beraber ondan biraz önce, bir kısım da ondan sonra Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Yani mallarını, mülklerini terk ettiler. Emin kardeşini biz hicret kolay diyoruz. Bir insan 20 yıl, 30 yıl babasıyla beraber 50 yıl çalışır, bir ev yapar. Anca. Bir ev yapar. Anca. Veyahut da babasından, dedesinden kalan mirasla beraber üzerine bir şey koymak suretiyle birkaç tane koyun, deve bir şeyler ortaya koyar. Evet. Bir anda bütün mirasınızı ve tarihinizi geride bırakıp terk etmektir hicret. Kolay değil. O evi içindeki her şeyle beraber, sadece üstündeki elbisenle beraber yıllar yılı ataların olduğu memleketi terk ediyorsun. Terk etmeden vuslat olamazmış çünkü. Önce terk etmek lazım. Önce nefi, sonra ispat. Önce tahliye, sonra tahliye. Tahliye zinet, güzelleştirme demektir. Evet. Bir bina yıkıldıktan sonra önce enkazı kaldırıyorsunuz, sonra yerine bina dikiyorsunuz.
terk ettiler. Muhacirler hicret ettiler. Vatanlarını, mallarını, akrabalarını, eski dostlarını, efendim duygularını da orada bırakmak suretiyle terk ettiler. Nereye? Medine'ye, yeni yurda. Vahyin kabul gördüğü yere gittiler. Peygamber'e kucak açılan yere gittiler. Peygamberi reddeden mekanı tard ettiler. Peygamber'e kucak açan yere doğru gittiler. Ve öyle bir yolculuk başladı ki dünya var oldukça, demin siz programı açarken o ayeti okudunuz. Ben duygulandı burada. Yani öyle bir adım attılar ki dünya var oldukça onların ismi Kur'an'da zikredilecektir. Evet. Allah onlardan bahsetti. Ve yusiruna ala enfusihim velau kana bihim hasase. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a iman eden insanlar öyle insanlardı ki bu dünyada yok. Emin kardeş, emsali yok, muadili yok. Nedir bu? Şimdi her insan kendine de iyilik ister, iyi insan karşısındakine de iyilik isterse o iyidir yani. Evet. Lakin Kur'an'ın koyduğu ödül noktası o değil. Sen son derece muhtaç olduğun halde ben değil karşımdaki, önce can değil, önce canan, evet, sonra can. Önce sen. Şimdi biz oruç tutuyoruz ya, kendimizi tutuyoruz bazı şeylerden ama bazı şeylerden de tutmuyoruz. Ticaretten de tutmamız lazım değil mi? Biraz da o kazansın. Siyasetten de tutmamız lazım. Biraz da o önde gitsin. Efendim dünyaya makam, mevki, şöhret veren ne kadar nefsin istediği özellikler varsa hadi onları da terk edelim. Onları da, kendimizi onlardan da tutalım. Ashab-ı kiram tuttu hepsinden. Ben değil o olsun. Bir örnek verdiniz. Yani açlıkla pençeleşiyor ashab-ı kiram ailesini, lambasını kapatıyor. Bunun örneği yoktur başka dünyada, başka dinde, başka kanunda. Hiçbir yerde bunların örnekleri yoktur. Bunlar ölümsüz örneklerdir. Geldiler ashab-ı kiram, onları evlerine, muhacirleri evlerine, yurtlarına, yüreklerine misafir ettiler. Olmadı, kendi nefislerine onları tercih ettiler. Yemediler, yedirdiler. İçmediler, içirdiler. Giymediler, giydirdiler. Hürmet ve saygıyı onlara gösterdiler. Tarihte var mı böyle bir örnek Seydam? Yani Hazreti Adem'den işte diyelim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, oradan da buraya. Yani o, aslında öncesini bir konuşalım. O döneme kadar bir örneği var mıydı böyle bir kardeşliğin? Malının yarısını verebilecek, hatta tamamını verebilecek bir kardeşlik örneği var mıydı? Malum haliniz, inne dine indallahil İslam. Bütün dinlerin adı İslam'dır. Adem'den Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar. Evet. Ve o dinlere icabet eden insanların adı Müslümandır. Huve semmâkumul müslimîne min kablu ve fî hâzâ ayet diyor. Daha önceki kitaplarda da, bu kitapta da size Müslüman ismini Allah koydu. Evet. Allah bunu size rıza gösterdi, bu ismi. Dolayısıyla peygamberlere icabet edenlerin hepsi Müslümandı. Ve peygamberlerle hareket edenlerin hepsi aynı tercihi yaptılar. Yani kardeşlik noktasında kardeşlerini kendilerine tercih ettiler. Etmeyenler de oldu tarih süreci. Bu bir mücadeledir neticede. Bazıları 100 metre koşucusudur, bazıları 200 metre, bazısı maraton koşucusudur. İslam bize 100 metreyi koşun demiyor. Maraton koşucusu olun. Baştan sona kadar koşun, dengeli koşun ama yorulmayın. O zaman terk zirve etmeyin diyebilir miyiz? Aynen öyle. Ensar ve muhacir örneğine tarihteki kardeşliğin zirvesi diyebilir miyiz? Belki olsaydı derdim zirvenin de ötesidir. Yani çünkü bunun başka İslam dininin dışında ve semavi dinlerin dışında bunların örneği yoktur. Biz bunu onlardan aldık ve müsaade ederseniz sizin okuduğunuz ayeti bizim izleyen kardeşlerimizle paylaşayım. Tabii ki. Bu çok önemli. Hani İslam bize bir şeyi verdiği zaman onun, mesela namaz kılın diyorsa namazın ahlakını da öğretiyor bize. Evet. Ne olur müsaade edin şunu anlatayım. İslam'ın ilim tasnifine göre Emin kardeş, önce ahlak, sonra iman, sonra amel, sonra muamelat. Kur'an bize bunu öğretti. Önce ahlak. Ahlak. Çünkü Peygamber Efendimiz'i Mekkeliler tanımıyordu. Peygamberlikle şereflendiği zaman ona yalancı dediler, sihirbaz dediler. Daha önce herkes biliyor bunu. Kabe'de hakemlik olayı oluştu. Kapıdan kim girse Hacrül Esved'in yerine konulması için onu hakem yapacağız. Hazreti Peygamber girince haza Muhammed, haza emin dediler.
Evet. Bu Muhammed'dir ve bu güvenilen insandır. Demek imandan önce güven var, kişilik var, şahsiyet var. İslam onu inşa ediyor insanda. Dolayısıyla Kur'an Mekke'de imanla beraber daima ahlakı bizde inşa etti. Bakınız bütün ibadetin ahlakı var. Namaz var, onun ahlakı da var. Nedir? Riyadan, gösterişten uzak tutmaktır. Zekat var, zekatın ahlakı da var. Nedir? La tubtulu sadakatukum bil menni vel eza. Minnet ederek, eziyet ederek sadakalarınızı iptal ettirmeyin. Oruç var, onun ahlakı da var ya. Yani şimdi oruç tutmayın da aç kalmayınca siz acı hisseder misiniz? Etmeyiz. Biz Allah Kur'an'da bizi haramdan alıkoyuyor. Harama yaklaşmayın diyor. Oruçta da imtihan içinde bir imtihan daha. Helala da yaklaşmayın diyor. Şu evet. Gün boyu size helal ettiğimi bir terk edin ki kökten terk edilmiş olan insanları, kovulmuş, itilmiş, kakılmış olan insanları da hatırlayasınız diye. Biz de oruç tutuyoruz. Yarım saat, bir saat sonra sofralarımıza bakın, sofralarımıza. Orada iftar var ama ahlak yok. Yine onlarca çeşit yemek. Biz orucu bunun için tutmadık. Bu çeşitleri azaltmak için esas oruç tuttuk. Bizden fazlasını en azında. Ensar kendisi ve çocukları için bırakmadığı halde kardeşlerine verdi. Bari biz israf etmeden fazlasını onlara verelim diye. Dolayısıyla iman ile ahlak iç içedir. Ama önce ahlaklı olacağız. Ondan sonra İslam dört katlı bir binadır. Ahlak, iman, ibadet ve muamelat. Ama biz ahlakı dörde koymuşuz. İman, ibadet, muamelat. Ondan sonra ahlak diyoruz. Biri geliyor, benden bir adamı soruyor. Hocam diyor, şu adama kızımı vereceğim veya onun kızını isteyeceğim veya bir iş teklifinde bulunacağım ona. Namaz kılıyor mu? Ben kılıyor desem, ha tamam. Kardeşim diyorum, namaz olmazsa olmazımızdır. Namaz elbisedir. Elbise olmayan çıplaktır, dışarı çıkamaz. Şunu söyle, hocam yalan söylüyor mu? Evet. Adam aldatıyor mu? Yani gıybet yapıyor mu? Haset yapıyor mu? Düşmanlık yapıyor mu? Ahlaki değerleri biraz geride bıraktık. Onun sıkıntısını çekiyoruz. Ama temennimiz bu ayların hürmetidir. Malumunuz Kur'an ayıdır, Ramazan ayı. Kur'an bize İslam'ı ve adam olmayı öğreten kitaptır. İşte bugün biz neden hala 1500 yıldır, Emin kardeşim 1500 yıldır bize rol model olacak bir toplumdan bahsedemiyoruz. Fert bazında vardırlar, çok geldiler gittiler. Ama toplum olarak yani bir okulu düşünün, o okulun bütün sınıflarını rol model, üsve-i hasene, numune olarak gösteremiyoruz. Niye gösteremiyoruz? Kur'an ahlakından, peygamberin sünnetinden uzaklaştı. Mesela bazen diyorlar ki peygamberin sünnetlerini anlatın. Anlatayım mı? Sakal sünnet midir? Sünnet. Peki sakalı bırakmak seni incitiyor mu? Sana dokunuyor mu? Yok. Sarık takmak sünnet mi? Sünnet. Sarığı büyütebildiğin kadar büyüt. Sana dokunuyor mu? Dokunmaz. Peygamberin bir sünneti daha var. Ha, toplum bunu duysun. Nedir o sünnet? Hadi o sünneti yerine getirelim. Kim getiriyorsa sen onun elini öp, ben de onun ayağını öpeyim. O sünnet şu. Hiçbir gece bugünün parası peygamberin cebinde yarına taşınmamış. İşte sünnet. Hadi bunu yapalım. Bu dokunuyor. Bu incitiyor çünkü. Eğer biz böyle yapabilseydik aç kalır mıydı bugün kimse? Sefalete kalan insanlar olur muydu? Peygamberin bize dokunmayan sünnetlerini sünnet-i seniyye diyoruz. Evet. Hadi buyurun. Ashab-ı kiram yanı başımıza 27 tane şehit sahabi var. Bunlar sünnet-i seniyyeyi yerine getirip buraya geldiler. Sünnetle uygulamak, sünnetle amel etmek can vermekmiş meğer Allah yolunda. Sünnetle amel etmek malı vermekmiş, canı vermekmiş, makam ve mevkiyi terk etmekmiş. Sünnet ne mükemmel bir şeydir. Evet. Sünnet adamı adam edermiş demek. Biz ise sünnetin işte şurasından burasından istifade etmek suretiyle adeta nemalanmak suretiyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geliyorum sizin konunuza. Şimdi o konuya gelelim hocam. Şimdi dedik ya bu örneği belki çok az var tarihte. Tamam, yardımlaşma örneklerim elbette ki var. Peki ensar ve muhaciri bu yardımlaşmaya, bu dayanışmaya iten duygu, iten güç, kuvvet neydi? İman gücüydü. Vahyin gücüydü. Onlarda iman kişilik oluşturmuştu. Bak şimdi yine söyledim, başka bir tarafa kaydık hızlı konuştuğumuz için. Şu ayette sizin dışarıda demin programı açarken okuduğunuz ayet müthiş bir ayet. Ensarı ve muhaciri anlatan korkunç bir ayet. Haşr suresi 9. ayeti.
وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُ الدَّارَ وَالْاِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ Ensarı anlatıyor, muhaciri anlatıyor ilk ayet, 8. ayet. 9. ayette Ensarı anlatıyor. Öbürü muhaciri, bu Ensarı. Medine yerlisi. Öyle insanlardır ki mallarını, gönüllerini gelen misafirlere açtılar. يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ Hicret edenleri sevdiler. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا Burada zaman bitiyor. Nedir bu? Hicret edenler Medine, Mekke'den Medine'ye hicret etti. Yerliler onların mallarına canlarından da üstün tuttular, mallarına ortak ettiler. Ondan sonra savaşlar oldu. Mücadeleler oldu, ganimetler elde edildi. Evet. Bir ganimet elde edildi ki orada Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki ganimeti burada toplayın. Ensara ganimet yok, muhacirlere dağıtılacak. Var mı yeryüzünde küsmeyecek, kalbine bir şey inmeyecek bir insan bana bulabilir misin? Allah diyor ki وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَ Allah diyor, var mı ötesi? Kalplerinde en ufak bir küskünlük, dargınlık oluşmadı. Niye ya Resulallah bize değil sadece onlara demediler? İşte Ensar bu. Evet. Bunların yüreğini Kur'an inşa etti. Hemen bir soluklanalım. Değerli Seydam, sözü Mustafa Altıntop kardeşimize bırakalım. Güzel bir eser, güzel bir ilahi seslendirsin. الملك القدوس السلام المؤمن العزيز العليم اللطيف الخبير السميع İsmini yazmışım derinlerime İsmine kurbanım ya Resulallah Ya Habiballah Aramızda engel var gelemem ki Yoluna kurbanım ya Resulallah Aramızda engel var gelemem ki Ravzana kurbanım ya Habiballah Adına kurbanım ya Resulallah ya Resulallah aramızda engel var gelemem ki Ravzana kurbanım ya Resulallah aramızda engel var gelemem ki yoluna kurbanım ya Habiballah İzin derse Rabbim Ravzan
nasip eylese, cemalin görsem, cemalin kurbanım ya Resulallah, ya Resulallah. Aramızda engel var, gelemem ki Ramzan'a kurbanım ya Resulallah. Aramızda engel var, gelemem ki yoluna kurbanım ya Resulallah. Sallallahu Rabbuna alel nuril mubin Ahmed el Mustafa Seyyid el Mursalin. Evet değerli izleyenler, Seyda Molla Sait Yaz hocamızla Ensar-ı Muhacir'i yardımlaşmayı konuşuyoruz. Şimdi Ensar-ı Muhacir'in yardımlaşmasını az çok gördük, ayetlerle de sabit. Peki Ramazan ayında, şimdi malum Ramazan ayındayız bizler ve hatta Ramazan ayına işte yardımlaşma ayı, dayanışma ayı derler. Ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın, müminlerin birbirleriyle yardımlaşmasının önemi daha mı fazladır, fazileti nedir? Şimdi malumunuz Kur'an sadece Ramazan ayına mahsus bir kitap değil. İslam ve Müslümanlık sadece bir aya mahsus değildir. Evet. Hristiyanların ve Yahudilerin yani dinlerine tabi olan insanların yaptıkları gibi pazar günü, cumartesi gününe, yıldan yıla, belirli aylara, günlere münhasır değildir. İslam kendi müntesiplerini sürekli sorumlu kılar, bilinç verir onlara, bir sorumluluk verir. Lakin biz insanız, beşeriz, şaşarız, unuturuz. İşte unuttuğumuz zaman da Allah-u Teala böyle günleri, geceleri, ayları rahmet olarak bize göndermiş ki silkelenebilelim onunla. En azından unuttuklarımızı hatırlayalım. Biz de ensarız. Biz de muhaciriz. İçimizde ensarlar da var, muhacirler de var. Zaten bugün İslam aleminin toprakları yani hicret toprağı olmamış mı? Müslümanlar bugün yani hemen hemen yerinden, yurdundan kovulmayan insanlar mı kalmış? Burada o peygamber aleyhissalatü vesselam getirdiği o ayetle ashab-ı kiram o ayetle hareketlendiler. Bir ayet okudular, ayet hayatlarını değişti. Biz Kur'an'ın tümünü hifzediyoruz, ezberliyoruz, hafızlar yetiştiriyoruz ama bir türlü muhafız yetiştiremedik bu dini mübin için. İşte bu Ramazan ayı muhafızların yetiştirilmesine de vesile olacak inşallah evet. Bizlere. وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى Bir ve takva üzere yardımlaşınız. Araplar diyor ki yani müfessirler, el birru fi'lul hayr. Bir nedir? Hayri yapmak. Ve takva ittika'uş şer. Takva nedir? Şerden uzaklaşma. Yani bir ile takva, ma'ruf ile münker olarak evet. İzah edebiliriz. Emri bil ma'ruf, nehye anil münker. Ma'rufu emredin. Yardımlaşın bu konuyla ilgili. Yani fakiri doyurmak, yoksulu doyurmak, muhtacı doyurmak bir iman gereğidir. Bu sadece diyelim ki memleketimizde bir vakfa, bir derneğe, efendim işiyle uğraşan farklı farklı cemaatlere mahsus bir şey değildir. Bu bütün ümmetin sorumluluğudur. Evet. Birileri burada bir adım daha ileri gidiyor. Adımını atmış, sorumluluğu yüklemiş. Kendini adeta feda etmiş, belki hedefe koymuş. Biz de arkasında hani imama tabi olma meselesi var. Bugün Gazze'de Müslümanlar iftarlarını açarken ben eminim bir hurma bile bulamıyorlar, bir zeytin bile bulamıyorlar. Yani Irak'ta yine öyle, Arakan'da yine öyle. Suriye'de işte malumunuz Suriyeli halk Diyarbakır'ı sadece değil, bütün 81 tane ilimizi adeta kuşatmış vaziyetteler ve muhacir olmuşlar. Muhacirdirler bunlar. Hiçbir tereddüt yok Muhammed Emin kardeşim. Bunlar muhacirdirler. Yani bunların ne suçu vardır ki? Suçları neydi yer? Yani haberleri bile yoktu. Bir tane musallat olmuş başlarına, bir tane tağut, bir tane mülhit. Kimse sesini de çıkaramıyor. Yanlışsın diyeri götürüp kesiyor yani. Memleketimizde yine insan hakları noktasında hani biz birileri istediğimiz zamanda televizyon kanallarında da eleştiriyoruz. Ama bu nimetten onlar mahrumdurlar. Yıllarca mahrum kaldılar. Kimlik bile verilemedi Suriyeli Müslümanlara, Iraklı Müslümanlara. Yani muvatın diyorlar onlara. Suudi adam 30 yıldır orada yaşıyor. Ona muvatın ismini
vermiyorlar bile ha. Yani orada işte misafir. Misafir. Yani orada misafir sadece. Geçici. Yani, vatandaş değil. Biz muvatın vatandaş. Vatandaş değil onlar. Misafirdirler. Yani misafir de değiller. Açık konuşalım. Oradaki yönetimin köleleri gibi. Köle gibi bakıyor. Çalıştır. $100 ver. Çalıştır. $300 ver bir ay boyunca yani. Öyle. Memleketimizin bu noktada kıymetini de bilmemiz lazım. Biz bugün ensarız Muhammed Emin kardeşim. Memleketimizde muhacirler var. Ramazan'ı yaşıyoruz. Yerli muhacirler de var. Yani yerli fakirler var. Diyarbakır'ımızın işte efendim sur içinde yaşıyoruz. Buralar yıkıldı, yakıldı. İnsanlar buradan göçtü. Her biri Diyarbakır'ın farklı semtlerine gitti. Kirada duruyorlar o insanlar. Evet. Bazılarına işte devlet kucak açtı, bazılarına yetişemedi. İşte sorumlu ve duyarlı Müslümanlar var. Bunlara yetişmek için ellerini açmış, bekliyorlar. Bu insanlara da maddi imkanı yerinde olan insanlar yardım etmeli. Evet. وتعاونوا bu emir farzdır Muhammed Emin kardeşim. وتعاونوا yardımlaşın ve sünnet-i seniyye dedik ya, yani bugünün parası peygamberin yanında yarına kalmadı. Bizim bütün hayatımız boyunca hani diyoruz ya falan kesin hayatı garantidir. Evet. Yani işi tıkırında kimseye ihtiyacı yok. Bir günlük çocuklarına da yeter, torunlarına da yeter. Torunlarına da yeter. Sırt üstü uzansa çalışmasa bu İslam ahlakı değildir. Biz İslam ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla, peygamberin sünnet-i seniyyesinin ahlakıyla ahlaklanmamız lazım. Peki Seydam, şimdi yardımlaşma dedik ya, şimdi yardımlaşın. Daha çok Ramazan ayında aklımıza gelir üstadım. Yani Ramazan geldi mi işte zekatlar, infaklar, fitreler, işte nerede bir fakir var, nerede bir gariban var aklımıza gelir. Niye? Hani dediniz ya, İslam dini bir aya, bir ayla sınırlı bir din değildir ya da bir günle, bir haftayla. Elbette öyle ama Ramazan'da biraz daha farklı oluyor. Sevabından mıdır acaba? Ben başka bir kanalda da bu konuyu görüştük. Biz ticareti çok seven bir milletiz. Karı da çok seven bir milletiz. Özellikle Ramazan geliyor. Ramazan'ın hayır ve hasenatının derecesinin hakikaten yani yükselmesi, Allah Kur'an'da bahsediyor. Yani 1:700. Daha evet. Da ziyade. Evet. Kardeşlerimiz yani hali vakti yerinde olan kardeşlerimiz mesela ben defalarca acizane anlattım. Ne olursunuz zekatınız varsa, sadakanız varsa, infakınız varsa Ramazan'dan 10 gün önce verin. 10 gün önce verin. Ramazan'a zaten bırakmayın. Hele Ramazan'ın son 15 gününe, belki Leyla-i Kadir'e efendim takabül eder diye son 10 gününe bırakmayın ne olursunuz. Evet. Adam 10 gün, 20 gün boyunca evinde sofrasında bir şey bulamadıktan sonra bayram gelmişsen vermişsin ne yazar yani. Kendinizi düşünmeyin bu noktada. Evet. Fakir fukarayı düşünün. Bütün İslam hukukunda Muhammed Emin kardeşim, İslam hukukunda zekat verilirken yani fakir ve fukara gözetiliyor. Tabii. Ona hangisi faydalıysa Peygamber Efendimiz diyor onu ver ona. Ya da hangi dönem? Dönem de önemli. Evet, şimdi evet. Siz dediniz ya Ramazan'da bir 10 gün 15 gün öncesinde verirsen Ramazan'a hazırlık yapacak. Evet. Değil mi? Aç Ramazan'da girmemiş olur. Girmemiş olur. Yani umutsuz girmemiş olur. Yani evet. İnanın şu anda yardımlaşmak ile uğraşan birçok vakıflar, dernekler var. Ben eminim her gün insanlar gidiyor orada bekliyor. Bir şey gelmedi mi? Adam diyor valla daha gelmedi biz evet. De bekliyoruz. Bu zafiyettir. Bundan bizim kurtulmamız lazım. Bir de demin buyurdunuz Ramazan ayı mı sadece Müslümanlık ayı yani? Bugün Ramazan geldi diye harıl harıl Kur'anlar okuluyor. Yani camiler doludur. Yani arı sesleri gibi elhamdülillah. Kur'an okunmalıdır elbette. Lakin Ramazan münasebetiyle hiç namaz kılmayan namaz kılıyor. Oruç tutma eğiliminde olmayan oruç tutuyor. Bunlar güzel şeyler. Evet. Lakin Ramazan bittiği zaman bu da bitiyor mu? İslam bitiyor. Yani din bitiyor mu? Mesuliyet bitiyor mu? Biz işte bunları yani dinimizi maalesef örf ve adet ve gelenek üzerinden götürdüğümüz için biz eğer dinimizi ilkeler üzerinden götürdüğümüz zaman böyle olmayacaktır. Yani biz dini kimlik olarak algılıyoruz biliyor musunuz Muhammed Emin kardeşim? Evet. Din kimlik değildir. Din kişiliktir. Biz şimdiki kimliklerde artık onu da yazmıyorlar gerçi. Evet. Din bir kimlik değil. Din bir kişiliktir. Ve bu kişilik ömür boyu insanla beraber devam eder. Din insana
sorumluluk bilinci verir. Şu yanı başımızda şehit olan sahabiler sorumluluk bilinci takmamış olsalardı ne işleri vardı burada? Bir de hadislerde geçer cennette müjdelenen sahabeler vardı değil mi? Evet. Cennetle müjdelendiği halde ben cennetle müjdelendim artık benim böyle eziyet etme hakkım yok bedenime nefsime demediler. Yani kıtaları aştılar o insanlar. Kıtaları aştılar. Kıtaları aştılar geldiler. Öncesinde işte muhacirler gitti aç perişan malını mülkünü çoluğunu çocuğunu bırakıp gidenler oldu. Ensar orada ona yetişti. Efendimiz Medine'ye hicret eder etmez ilk yaptığı işlerden biri muhacirle ensarı kardeş kılmak. Bunun çok güzel örnekleri de yaşandı. İşte gel ensar dedi ki gel kardeşim işte şu malın bu kadar yarısı sana şu bağ sana şu bağ bana hatta iki eşim var birini boşayayım biri sana biri bana gibi örnekler yaşandı. Tabii buna engel olundu. Böyle bir yardımlaşma. Şimdi günümüzde çağımızda benzer yani böyle sahabenin ashabın gösterdiği yardımlaşma gibi bir yardımlaşma var mıdır? Ya da şöyle sorayım hocama. Mesela siz bizden daha çok gün gördünüz, daha çok yaşlandınız. Sizin dönemle bu dönem arasında bir fark var mı yardımlaşma, dayanışma noktasında? Teşekkür ediyorum. Bir kapı açtınız. Peygamber aleyhissalatu vesselam ile ashab-ı kiram, yani Peygamber Medine'ye geldiği zaman ilk yaptığı iş cami, sonraki iş muahhat, ensar ve kardeş muacirleri kardeş ilan etti. Bakın 1500 evet. yıl önce. O kadar bir medeniyet inşa edildi Medine'de. 1500 yıldır hala biz yapamamışız. Nedir? Şimdi biz bir kardeş aile kuramıyor muyuz? Yani. Bir kardeş aile, ensar ve muhacirden biz bunu anlıyoruz. Kardeş aile seçme. Yani bir zenginimiz, iş adamımız alsın bir tane, 10 tane yapabilen 10 tane yapsın. 5 aile yapabilen 5 aile yapsın. 3 aileyi kardeş aile yapsın. Suriyelileri, Iraklıları ve da yerli vatandaşlarımızı, fakir fukarayı, garip kurabay, kardeş aile yapsın. Ben geldim sizinle kardeş olmaya. Buyurun çocuklarınızı ben eğiteceğim. Ben onları giydireceğim, ben onları yedirip içeceğim. Siz benim bir ailemsiniz diyemez miydik? O kadar imkanlarımız var, o kadar mekanlarımız var. İmkanı ve mekanı imana dönüştüremedik maalesef. Onlar imkansızlıklar içerisinde harikalar yarattılar. İmkansızlıklar içerisinde yani öyle modeller ortaya koydular ki biz bugün bunları telaffuz etmekten, hatırlamaktan bile sıkılıyoruz. Ben nasıl, nasıl olur ben bir kardeş aile? Yediğimi içtiğimi bırak yani kazandığımı paylaşacağım biriyle. Evet, innemel mu'minune ihvetun. Müminler kardeştir. Madem kardeştir, aha burada sizin televizyonunuzun aracılığıyla, bu Ramazan'ın da bereketiyle bir şey söylemek istiyorum. Ha burada ilan etmek istiyorum. Yani sadece bunu Diyarbakır'dan başlatalım. Bunu Diyarbakır'dan başlatalım. Her bir hali vakti yerinde olan kardeşimiz kendi imkanına göre bir kardeş aile yapsın. Dava biter. Fakir fukara biter. Garip kuraba biter. Muhtaç biter yani. Biz bunu yani program bittikten sonra da siz lütfen bunu yaygınlaştırın yani. İnşallah. Bunu söyleyin. Bu İnşallah. Kardeş aile oluşumu müracaat etsinler. Onlara yardım edecek olan birçok kuruluş var. Birçok vakıf ve dernek var yani. Biz inanın Muhammed Emin kardeş israfımızı önlesek açlığı def ederiz. Muhacir kalmaz. Evet. Bravo. Muhacir kalmaz. Sadece evet. israfı önlesek muhacir kalmaz, muhtaç kalmaz. Evet. Ama biz inşallah bunu yapacağız. Yani ya yapacağız ya yapacağız. Şeriat-ı kelami ile yapmazsak, şeriat-ı kelami Kur'an'dır. Şeriat-ı kelamiyi mehcur bırakırsak şeriat-ı kevni devreye geçer. Şeriat-ı kevni devreye geçtiği zaman artık iş işten geçmiş olur. Şiddetlidir o. Evet, şeriat-ı kevni, biz izleyen kardeşlerimiz, yani belalar, musibetler, afetler, dehşetler, imtihanlar, biz bunların kokusunu alıyoruz. Ben 57 yaşındayım, demin dedin yaşlısın bizden, 57 yaşındayım. Hiçbir zaman bu yıl kadar, ben ki o kadar yağmuru takip eden bir insanım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, evet. 6 aydı, hiçbir dönemde bu kadar şiddetli yağmurun yağdığını görmedim ben bu memlekette. Hadir hububatımız inşallah dua edin. Bu ayın da hürmetine duası bak bunların da hürmetine inşallah hububatımız tarlada yanmasın bu yıl.
Yani su o kadar yağmur yağmış ki, evet, yani paslanmış. Ha, bunlar gelecek olan bela ve musibetlerin uyarıcılarıdır. Evet. Biz şeriat-ı kelami uygulayalım ki şeriat-ı kevni de bize merhamet etsin. Merhamet etsin diyelim ve bir araya gidelim müsaadenizle. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Ardından tekrar iftar sevincinde burada olacağız. İslam mehlani, men malu canu evlat tededani. Muhammed Mustafa fakhra cihane, meji khair kirye rehber be ayani. Muhammed Mustafa fakhra cihane, meji khair kirye rehber be ayani. Şi kitaba Kur'an mekriye düstur, tevi sünneta nebiye her zamani. Gelekem jaru bin destu nezam bun, bivire em bilindi bun çu nebani. Gelekem jaru bin destu nezam bun, bivire em bilindi bun çu nebani. Tevi dermangaha Kur'an bizanin. Gelen ki kalbi mirisa bun cinubra, bi va'zu tebliğu dersi imani. Gelen kalbi mirisa bun cinubra, bi va'zu tebliğu dersi imani. Şi kitaba Kur'an mekriye düstur, tevi sünneta nebiye her zamani. Gelekem jaru bin destu nezam bun, bivire em bilindi bun çu nebani. Gelekem jaru bin destu nezam bun, bivire em bilindi bun çu nebani. Evan emsah kilin ve kemukani. Divi devra kü dünya ser helake, veda anura khedisati derani. Divi devra kü dünya ser helake, veda anura khedisati derani. Şi kitaba Kur'an mekriye düstur, tevi sünneta nebiye her zamani. Gelekem jaru bin destu nezam bun, bivire em bilindi bun çu nebani. Gelekem jaru bin destu nezam bun, bivire em bilindi bun çu nebani. Süleyman Camii önünde Seydam Mula Said Yaz hocamla beraber muhabbetimiz, sohbetimiz devam ediyor. Ensar ve muhaciri, yardımlaşma ve dayanışmayı konuşuyoruz hocamla. Hocam şimdi ensar ve muhacir yardımlaşması dedik ya, örnekler verdik ama hep
genel itibariyle mali maddi örnekler verdik. Yani işte bir sahabe diğer sahabeye bahçesini vermiş, işte hurma bahçesinden bir kısım vermiş vesaire. Başka örnekler yok mudur? Yani Ensar muhacire sadece maddi anlamda mı yardım etti? Yoksa işte can noktasında canını ona feda etti mi? Ya da başka noktalarda bir yardımı dokundu mu? Bunu söylemeseydik eksik kalacaktı. Teşekkür ediyorum bu sualiniz için. Yardımlaşmanın birçok yönü var. Yani mesela taavun deniliyor Arapçada ve ayette. Evet. Taavuni içtimai, taavuni ilmi, taavuni difai, taavuni ahlaki, edebi. Farklı farklı yardımlaşmalar var. Sadece yardım etmek sadece mideyi doyurmak değil. Elbette ki biz insan iki şeyden meydana geliyoruz. Ruh ve bedenden. Ruhumuzun gıdası da bedenin gıdası gibi vardır. Ruhumuzun gıdası imandır. Ona ihtiyacımız var. Ve taavunu alel birri ve takva dediği zaman ayet, yani iyilik için yardımlaşın. Yardımlaşmanın bir örneği de şudur. Mümin, mümin kardeşine dinini öğretme yardımlaşması. Ona evet, dinini dini öğretecek. Dini noktada yardım edecek. Dini noktada yardım edecek. Onu cahiliyenin örfü adetinden kurtarmak, cahiliyenin bataklığından kurtarmak için, İslam'ın adaletine, İslam'ın huzuruna kavuşturmak için orada da elinden ne geliyorsa yapmalıdır. Mümin, yine mümin kardeşlerinin düşmüş olduğu ahlaki bataklıklar var, ahlaki çöküntüler var. Yani mesela bağışlayın, fuhuş bataklığıdır, efendim uyuşturucu bataklığıdır ve bir sürü bataklıklar var. Evet. Mümin, mümin kardeşini orada bırakmamalıdır o haliyle. Yani ne bileyim, bir şeyler yapabilir. Evet, burada tümümüzün başında bir devlet var. Devletin yasaları ve kuralları var. Devletin yasaları ve kuralları da bu ahlaki değerleri tatmin etmek için yeterli değildir. İş Müslümana düşüyor. Şimdi Müslüman kendi İslami ve imani sorumluluğuyla kalkıp bir şeyler yapmaya, ıslahat noktasında, tadilat noktasında, yani bir şeyler yapmaya çalışsa bile devlet buna mani olur. Çünkü sorumlu benim diyor ve bu vazifeyi de o yapmıyor. Neticede yapamıyor. Ama işin diğer tarafını tamamlamak için biz Müslümanlara çok ciddi görevler çok düşüyor. Çok ciddi görevler düşüyor. Şimdi yardımlaşma kültürü, bir kültürdür aynı zamanda. Tamam, kaynağını dinden alır. Din çünkü bunu emreder. Değil mi? Fakirlere, muhtaçlara yardım edin. Sadaka verin, infak verin. Zekat müessesesi var. Değil mi İslam'da? Yani yardımlaşma ve dayanışma kültürü dinden gelen, İslam'dan gelen bir kültür. Fakat son dönemlerde toplum içerisinde bu yardımlaşma kültüründe bir zafiyet var, bir düşüş var. Acaba diyorum, biz her yönüyle toplum olarak Avrupa'yı taklit etmeye, biliyorsunuz, çok meyilliyiz, çok istekliyiz. Ve Avrupa'da bir toplumsal yaşam yerine bir bireysel yaşamı öngörüyor. Dikkat edin, Avrupa'da yaşayanlar bireysel yaşarlar. Aile bağları bile artık kopuktur. 18'inden sonra çocuk evden ayrılır, kendine bir ev tutar vesaire, tek başına yaşar. Acaba bu yardımlaşma duygumuz da Avrupa'yı örnek aldığımızdan ve kişisel yaşama dönüşümüzden dolayı mı düşüştedir? Şimdi Avrupa'yı taklit elbette ki büyük bir faciaydı memleketimizde. Yani 70-80 yıl boyunca büyük bir faciaydı. Avrupa'yı taklit etme modası ve hastalığı oluşmuştu. Evet. Avrupa'yı görenler bilir, Avrupa'da yaşayanlar da bilir. Avrupa'da bir ara hiç unutmam, Yusuf İslam'a sordular bir ulusal televizyon kanalından. Evet. İşte biri, o da Cat Stevens diye hitap etti. Dedi, no, I am Yusuf İslam. Ben Yusuf İslam'ım, bana Müslüman adıyla hitap et dedi. Soran bir kızdı. Dedi, ne oldu dedi sana, yani Avrupa'nın en modern çağında, zirvede, topun zirvesindeyken, ki bir bandı kaç milyon adet satış yapıyor Avrupa'da. Bir anda popun zirvesinden düştünüz, geldiniz, ortaçağ adamının, onun tabiriyle, kılığına büründünüz, sakal, sarık, cübbe falan. Niye böyle oldu dedi, neden yani? Senin önceki halin bana daha hoş geliyordu dedi. Çıkıp şarkı söylüyordun, kızlar, erkekler hopluyor, zıplıyor, bayılıyor falan. O halet bana daha hoş geliyordu dedi. Yusuf İslam öyle tedip edici bir sual, yani o suale karşı tedip edici bir cevap verdi ki,
Dedi bakınız sen bana gerici diyemezsin dedi. Ben İngilizim dedi. Evet doğrudur. Hayallerinizin ulaşamadığı zirveden de geliyorum. O da doğru. Ama dedi ne olursunuz dedi. Avrupa'yı taklit etmekten bırakın. Avrupa'nın size ne olmuş? Avrupa'nın batmakta olan gemisine binmek için bilet alma yolunda birbirinizi eziyorsunuz. Evet. Birbirinizi eziyorsunuz, mücadele var. Ama neticede bilet alıp batacak olan gemiye biniyorsunuz. Avrupa battı dedi. Ahlak bitmiş, merhamet yok, insaf yok, paylaşım yok, kardeşlik yok, acıma duygusu yok ifade ettiğiniz gibi. Bunlar hepsi Avrupa'da bitti. Evet. Avrupa toplumsal hayat gerçekten de bitti, Avrupa'da yok. Yani biz, önce o hastalık vardı Avrupa hastalığı ama elhamdülillah son 15-20 yıldır bu hastalıktan sanki sıyrıldık. Yani Avrupa bizim için artık moda olmadı, göründü. Yani ejderhanın dişlerinin içine girdik neredeyse, sıyrıldık. Bundan şimdi kurtulduk ama elhamdülillah gerçekten Kur'an'ı ve sünneti kendini hayat etmiş olan insanlar rol modeldir. Bugün onlar Avrupa üniversitelerinde hayatları inceleniyor. Evet. Adamlar inceliyorlar yani. Hı. Gerçekten bu özellik nasıl bir şeydir ya? Yemiyor, yediriyor, içmiyor, içiriyor, giymiyor, giydiriyor. Efendim kardeşini, adamını kendine tercih ediyor her noktada. Evet. Bu nasıl bir şeydir? İmandan kaynaklanıyor. O farklı psikolojik yanlarını araştırmaya çalışıyor. Sosyolojik bazı vakıaları getirip örnek yapmaya çalışıyorlar. Evet. Ama biz çok avantajlıyız Muhammed Emin kardeşim. Kur'an gibi bir kitabımız var. Evet. Ve gerçekten de insanı esfel-i safilinden alay-ı illiyine çıkaran bir kitap. İnsanda daha önceleri malumunuz yani çocuklarını diri diri kuma gömen bir milletti yani. Evet. Kendi menfaatinin uğruna bütün insanlığı köleleştiren bir topluluk vardı Mekke'de. Nasıl orada böyle bir dönüşüm olur mu ya? 23 yıllık zaman dilimi içerisinde ya biz 23 yılda sigarayı bile yani yasaklayamıyoruz, kaldıramıyoruz. Düşünün sigara. Kendimiz bırakamıyoruz. 23 yıllık dönem içerisinde puta tapmayı, imanını, puta tapma nasıldır biliyor musun? Kur'an bize örnek veriyor. وَاُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ Onlar puta taparken, hani buzağıya tapmışlardı İsrailoğulları, Allah diyor ki, buzağıya tapma mehabbetini kalplerine içirmişlerdi. Hani diyor ki duvarı boyadı, boyayı duvara yedire, evet, içire. Hani onlar da kalplerine bu putun mehabbetini yedire, içire tapmışlardı. O kadar bağlıydılar. Ve 23 yılda bu. Nasıl oldu bu 23 yılda? Bu nasıl bir devrimdir? Evet. Bu nasıl bir inkılaptır? Bu işte ruhta başlayan bir inkılaptır. Evet. Duygulardan başlayan bir inkılaptır. Evet. Sonra akla sirayet ediyor. Sonra işte efendim organlarla beraber işte hayatın tümüne teşmil oluyor. Yani İslam'ın bir özelliği de yani yardımlaşma noktasını söylediniz. Yani ilkesi çok önemli. Önce nefsinden başlıyor. Evet. Önce nefsinden başlıyor. Yani Allah diyor ki اَتُعَلِّمُونَ النَّاسَ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ Başka insanlara söyleyip de kendinizi unutuyor musunuz? لِمَ تَقُلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Niçin yapmadıklarınızı söylüyorsunuz? Ve bir önemli nokta daha, genelde sufi meşrepli kardeşlerimiz, yani batınicilik tefsirinden istifade eden insanlar nefsi tarif ederlerken, filozofların nefis tarifiyle kelamcılarımızın nefis tarifi ve sufilerin nefis, evet, tarifi ayrıdır. Onlar şu ayeti, nefs-i levvame ve nefs-i mutmainneyi tarif ederken, nefs-i levvameyi farklı yorumluyorlar. Yani Kur'an'ın efendim alfaz ve manisinden referans almıyor. Nefs-i levvame çok önemli. Kendisini eleştiren nefis diyor Allah. Yemin ediyor ona. Evet. Kendisini eleştiren nefse yemin ederim. Ve bizde Muhammed Emin kardeşim, hani yardımlaşma bir kültürdür dediniz. Evet. Eleştiri de bir kültürdür. Evet. Ama bu kültürü biz oluşturamadık. Son bir şey söyleyeyim. Bir ara bunu konuşalım, evet, o zaman inşallah. Bir şey söyleyeyim. Hı hı. Ali İzzet Begoviç, Allah rahmet etsin, diyor ki, evet, biz eleştiriyi üniversitelerimizde ders olarak okutmamız lazım. Eyvallah. Biz de medreselerimizde başlamamız İnşallah. Lazım. İnşallah. Molla Said Yaz hocamla, bölgemizin alimlerinden, aynı zamanda Ulu Cami emekli imamı. Kendisiyle çok güzel sohbet ettik. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Vaktimiz bitti. Daha konuşacak çok şey var. Hayırlı iftarlar olsun. Değerli izleyenler, Ramazan'ın 3. gününde de buradaydık. Yarın inşallah tekrar burada olacağız.
Ve iftar sevincine Mustafa Altıntop abimizin güzel ilahisiyle devam ediyoruz. Milyonlarca insan Ravzan'a akıyor. İçimde bir yâre durmadan kanıyor. Gözüm bin bir tane hayale dalıyor. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Sen Habibsin Hakk'a, göreyim bir defa. Dünyanın içinde kim sürdü ki sefa? Kainata rahmet Muhammed Mustafa. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Sen de sen gel beri, alemin serveri. Kül oldu bedenim, aşkına düşeli. Kendi canımdan çok sevdiğim ben seni. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Sen Habibsin Hakk'a, göreyim bir defa. Dünyanın içinde kim sürdü ki sefa? Kainata rahmet Muhammed Mustafa. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Nice kullar çalar, Resul desem ağlar. Sevda tane tane yüreklere damlar. Senin için feda kılındı bu canlar. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Sen Habibsin Hakk'a, göreyim bir defa. Dünyanın içinde kim sürdü ki sefa? Kainata rahmet Muhammed Mustafa. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim. Nur yağım Ravzan'a, Berat'a geldim.